Selçuklu istilası üzerine artık doğrudan doğruya Türk hakimiyeti altına giren İslam aleminde Türkçenin birdenbire pek mühim bir kıymet kazandığı Mahmud Kaşgari'nin Divan-ı Lügat-ı Türk isimli eseri sayesinde tamamıyla anlaşılıyor. Türkçenin Arap dili kadar zengin olduğunu göstermek, Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça ile koşu atları gibi yarış edebileceğini anlatmak istiyordu. Yine öyle bir şey yapmak istiyordu ki şimdiye kadar misali görülmemiş ve kimse tarafından vücuda getirilmemiş olsun. Son olarak da adı sonsuza kadar yaşasın. Bugün elimizde divanın orijinali ya da başka bir nüshası yok. Tek nüsha büyük olasılıkla Türkçe bile bilmeyen Hattat Şamlı Mehmet tarafından 1266'da Şam'da kopya edilmiş. Asya'nın bu muhteşem kandili bugün hala yanıyorsa bunu belki de iki kişiye borçluyuz. Bunlardan biri İran asıllı Şamlı Mehmet, diğeri ise 20. yüzyılın başlarında bir tesadüf sonucu eseri ele geçiren Ali Emiri Efendi'dir. Ali Bey, yaprakları dağınık olan kitabı Kilisli öğretmen Rıfat Bilge'ye düzelttirdi ve gördüğü herkese bu kitabın öneminden söz etti. Ziya Gökalp, bu meşhur kitabı görmek için hemşehrisi Ali Emiri Efendi'ye çok rica etmişse de ona bile göstermedi. Hatta kitaba zarar gelir düşüncesiyle basılma fikrinden bile uzunca bir zaman uzak durdu. Bunun üzerine Ziya Gökalp'in ricasıyla Talat Paşa devreye girdi ve bu eşsiz eserin Kilislinin nezaretinde basılması kaydıyla Ali Emiri Bey kitabı vermeye razı oldu. Rıfat Bey basılışına bizzat nezaret ettiği bu eserin musahihliğini de yaptı. Öyle ki kitap Batı aleminde Divan-ı Lügat-ı Türk'ün Kilisli basımı diye anılacaktır. Daha sonra birçok tercüme girişimi olmuş, bu çalışmalardan bir kısmı daha basım aşamasına gelmeden savaş yıllarının zorlukları yüzünden sona ermiştir. Nihayet Besim Atalay tarafından 1939'da birinci cildi, takip eden yıllarda diğer ciltlerinin çevirisi tamamlanarak 1941 yılında bitirilmiş ve 4 cilt olarak Türk Dil Kurumu tarafından basılmıştır. Türk dilinin ilk anıtlarını diken iki kişiden biri Yusuf Has Hacip, diğeri Kaşgarlı Mahmut'tur. Her ikisi de Türk dilinin birliğinin şive ayrılıklarına rağmen yüzyıllarca sürmesinde büyük bir rol oynadılar. Divanı şöyle bir karıştırmak bile Kaşgarlı Mahmut'un yaptığı işin büyüklüğü hakkında bir fikir verir bize. Sözcükler arasında dolaşırken 11. yüzyıl bütün berraklığıyla gözlerimizin önüne serilir. Çerağın 1000 yıl öncesini aydınlatan ışığında geniş bir coğrafyaya yayılan Türk boylarını görürüz. Kaygıları, kederleri, heyecanları, inanışları ve yaşama tarzlarıyla Kaşgarlı Mahmud'un kaleminden ete kemiğe bürünürler. Kanadında çelik olan tupulgan kuşu zamanın burnuna vurup bütün bir alemi biz 21. yüzyıl insanının tarafına geçirir.
Han ve Hakan düğünleri için kurulan sofralar, hediye verilen ipekli kumaşlar, yüzde bulunan bene söylenen şiirler, altın varaklı külahlar, ip üzerinde oynayan cambazlar, ünlü bilginler, yere yakın uçan faydasız kuşlar üzerine gözlemler, tanıklıklar, kıssalar, hikayeler, atasözleri. İşte şurada altın, gümüş, inci gibi değerli taşlarla süslenen bir gerdanlık, gerdek gecesi geline takılmak üzere bekliyordu. Bir müzisyen kopuzla bozkırı şenlendiriyor. Ay haleleniyor ve Türkler bunu uğur bilip seviniyorlar. Çünkü çok bekledikleri yağmur neredeyse gelmek üzeredir. Ozuk at bütün atları geçerek en önde gidiyor. Buğdaydan, at sütünden içkiler hazırlanıyor. Genç kızlar altın tellerle ipek kumaşlar üzerine tasvirler yapıyorlar. Savaşçılar halklarını uyarmak için kulelerde büyük ateşler yakıyorlar. Hekimler ilaç, kamlar efsun yapıyor. Şu ve Alper Tunga rivayetleri dolaşıyor dillerde. Ve Kaşgarlı Mahmut bütün bunlara bizim adımıza tanıklık ediyor. Yıllarca birçok güçlüklere göğüs gerdim diye geçinip geçer çektiği sıkıntılara. Ama 11. yüzyıl coğrafyasında seyyah olmanın yabana atılmayacak kadar zorlu ve tehlikeli bir serüven olduğunu tahmin etmek güç değil. İşte bu coğrafyayı tek eseriyle kucaklar Kaşgarlı Mahmut. Bu kuralı iyi belli. Bunu anla şeklinde düştüğü notlarla bazen bir öğretmen, bazen bir hikaye anlatıcısı, bazen bir şair, bir halk hekimi, bir ahir zaman bilgesi gibi ışığını, soluğunu, sesini düşürür üzerimize. ...19. yüzyılda Pierre Larousse'un Avrupa'ya bir kütüphane hediye ettiğini söyler Cemil Meriç. Çünkü her büyük lügat gibi Larousse'un lügatı da yalnızca dili tespit etmiyor... ...aynı zamanda o çağın bilgilerini kucaklıyordu. Avrupa okuma yazmayı o kitaptan öğrenmişti. Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yaptığı da budur. Çağını kucaklamak ve ilerlemek isteyenlere doğru yolu göstersin... ...yükselmek isteyenlere bir merdiven olsun diye dilin sicilini tutmaktır. Divanda 7500 sözcüğün Arapça karşılıkları yer alır. Kaşgarlı Mahmut, eğer yüzyıllar sonra araştırmacıların hayatı hakkında bu kadar kafa yoracağını bilseydi, muhakkak ki kendisi hakkında daha çok not düşerdi. O, bütün bunlardan hiç habersiz, 1072 yılında, 64 yaşındayken Bağdat'a geldi. Belki eserini yazarken Bağdat kütüphanelerinden yararlandı. Dönemin aydınlarıyla konuştu, tartıştı. Sonunda eserini tam 4 kez gözden geçirerek 1075 yılında tamamladı ve ilk nüshasını Abbasi halifesi Ebu'l-Kasım Abdullah Muktedi bin Emrillah'a parlak bir sunuşla takdim etti. Türk diline, lehçelerine, kültürüne, tarihine, mitolojisine, adet ve geleneklerine, tıbbi farmakolojiye, yer adlarına, spora ve yemek çeşitlerine kadar hemen her alanda muhatabını bilgilendiren bu muazzam lügatın halifenin huzurunda son bulan hikayesi böyle. Sonra kitap elden ele, çağdan çağa dolaştı. Aslı kim bilir nerede ve nasıl kayboldu? Belki Bağdat'taki Moğol istilasında, belki Şam'da, kim bilir, belki de İstanbul'da. Bize ondan, Türkçe bile bilmeyen Şamlı Mehmet'in kopyasını çıkardığı bu değerli dil hazinesi kaldı. Hüseyinoğlu Mahmut der ki, bu
8 kitabın sonudur. Övüş alemlerin tanrısı içindir. Kitap sona kadar yayılsın, ebedi bir azık olarak kalsın. Artık kitabımız burada bitsin.